Saygıdeğer dava arkadaşlarım, saygıdeğer basın mensupları, saygıdeğer Türk milleti, dün çadırlarında zor şartlarda yaşayan depremzedelerin Adıyaman'da, Urfa'da, kısmen Kahramanmaraş'ta uğradığı sel felaketinden dolayı can kayıpları oldu. Gerçekten bir zorluktan başka bir zorluğa geçerken insanlar zaten olağanüstü şartlarda yaşamaktalar. Çok büyük güçlüklerle karşı karşıya iken bu kez selin afetine uğradılar. Çadırları sular kapladı. Hatta kimi kardeşlerimizi sular yuttu ve 14 can kaybımız var. Onlara burada rahmet diliyorum. Keşke çadırları kurarken geçici yaşam yerlerini belirlerken dere yataklarına çadırlar kurulmamış olsaydı veya benzeri yerlere yeni geçici barınaklar yapılmamış olsaydı hala ders almadığımız ortada, hala gelişigüzel hareket ettiğimiz gerçeğiyle karşı karşıya olmanın acısı yüreğimizde. İnşallah bütün olup bitenlerden bu ülkeyi idare edenler ve idare edecekler hepimiz ders alır, insanlarımızı her türlü kötülükten, afetten ve dış olup bitenden koruma ve korumayı beceririz. Gerçekten insanın içini acıtıyor. 14 Mayıs'ta seçime gideceğiz. Daraltılmış bir seçim süreci var. Öbür tarafta yüreğimizin yarısı acı ve azap içerisinde. Gerçekten Kahramanmaraş'ta seçimi nasıl yapacağız? Adıyaman'da insanlara ne diyeceğiz? Hatay'da nasıl insanların yüzüne bakacağız? Kara kara bir muhalif düşünceye sahip, ülkenin sistemini değiştirmek üzere yola çıkmış bir siyasi partinin genel başkanı olarak söylüyorum. İnşallah ülke yönetenler de yüzünü boyamadan giderler. Gerçekleri olduğu gibi kabul edip en azından bundan sonra doğru yaparlar, doğrulara sahip çıkarlar. Değerli kardeşlerim, 14 Mayıs'ta Türkiye bir karar verecek. Öncelikle yapılacak seçimin adil, adaletli, millet iradesini tam olarak yansıtması için iktidarı muhalefeti hep beraber bu anlamda büyük bir çaba sarf etmeliyiz. Hiçbir zaman şu veya bu şekilde milleti yanlış yönlendirmeye, yanlış bilgilendirmeye, bir oy için yalan söylemeye gerek duymadan sadece siyasetin bir hizmet aracı olduğu idrakiyle milletle inşallah iktidarı muhalefeti buluşuruz. Temennim bu. Seçim sonuçlarında şimdiden milletimize hayır getirmesini, huzur getirmesini, bolluk getirmesini, endişe duymadan yaşam getirmesini Yüce Allah'tan diliyorum. 14 Mayıs ne demek? 14 Mayıs'ta insanlarımız, milletimiz sandık başına vardığında iki şeyi tercih edecek. Ya böyle geldi, böyle gider. Sonuçlar değişmez. İktidar değişse de değişmese de sonuçlar değişmeyen o yüzyıllık aklın gereğini yapar. Yahut hayır, yeter ya, yeter. Yeter, böyle geldi, böyle gitmesin. Ya adalet, ya adaletsizlik. Ya liyakat, ya liyakatsızlık. Ya üretim, ya borçla hayata devam etmek gibi bir tercih yapacaktır. Ya geleceğime sahip çıkıyorum. Artık süresiz siyaset hastalığının aktörleri siyaset arenasından çekilsinler diyecek. Yahut da ne yapalım, burası Orta Doğu coğrafyası, biz böyle gördük, böyle de gitsin diyecek. Böyle gitsin dediğinde de şunu bilmelisiniz ki yarınımız dünleri aratır hale gelecek. Hayat pahalılığı yine bizi vuracak. Keyfiyet ve kefalet
hayatımızın bir parçası olacak. Hayatımızın bir parçası olacak. Hep birlikte ortak akıl yerine Allah'ın bize seçkin olarak gönderdiği son yüzyılın kişisinin ağzına bakacağız. Öyle diyorlar ya. Tövbe haşa, yüce Allah Türk millete son yüzyılda bir lider gönderdi diyorlar. Ne kadar büyük bir aymazlık, ne kadar büyük bir tuhaflık. Halbuki hepimiz insanız. Lideri lider olmayanı, muhalefeti muhalefet olmayanı, iktidarıyla herkes insan olduğunun bilinciyle hareket etse gerçekten Türkiye burada olmazdı. İnsan olmak başkasının aklına ihtiyaç duymayı gerektirir. İnsan olmak, yani beşer olmak, sonlu olduğunun idrakiyle hareket etmek demektir. Şu andaki yöneticiler, dün yönetenler, bugün yönetenler ne yazık ki sonlu olduklarını unuttular. Her şeye hakim olduklarını, her şeyi bildiklerini söyleyip durdular ve onun için de arabayı yoldan çıkarttılar, takla attırdılar ve kaza yaptırdılar. Durmadan bizim bindiğimiz araba kaza yapıyor. Durmadan. Yoldan çıkıyor. Bir müddet sonra yola giriyor. Şoför değişiyor. Araba yine aynı sonucudur. Yani aynı kazayı bir daha yapıyoruz. Hatta aynı kavşakta. Kavşak da değişmiyor. Onun için değerli arkadaşlar, biz 14 Mayıs'ta geleceğinden en azından endişe duymayan bir toplum olarak denetim hakkını kullanabildiğimiz, sorgulayabildiğimiz, soru sorduğumuz, hesap sorduğumuz bir yönetim anlayışının Türkiye'de hakim olması için Milli Yol milletin önüne bir seçenek koyacak. Seçenek koyacağız. Birileri diyebilir ki ya daha yenisiniz, durun hele. Vallahi bu işin yenisi eksisi yok. Sözümüze bakacaksınız, tavrımıza bakacaksınız, sahiciliğimize bakacaksınız, gelecekle ilgili millete sunduğumuz projelere ve umuda bakacaksınız. Bu işin yenisi eskisi yok. Eskiler duruyor zaten. Adam 30 yıldır genel başkan, 30 yıldır muhalefet, 30 yıldır orada tıkırdıyor. 5-10 kişi de bulmuş kendisine, oradan kendisine bir yol açıyor. Sistem de buna cevaz veriyor. Onun için değerli arkadaşlar, 14 Mayıs Türk milleti için, bu coğrafya için bir dönüm noktasıdır. Ya adalet diyeceğiz, ya kefalet diyeceğiz. Ya liyakat diyeceğiz, ya mülakata devam diyeceğiz. Ya borçlanarak büyümeyi, borçlanarak hayatımızı sürdüreceğiz, yahut da üretime dönüp üreterek büyüyeceğiz ve istihdam oluşturacağız. İşsizlerimizi azaltacağız. Gençlerimiz Kanada'ya, Polonya'ya, Danimarka'ya gitmeden geleceklerini kendi vatanlarında koruyacaklar ve kendi vatanında kuracaklar. Allah'ın izniyle buna kesinlikle bir karar verecekler. Biz başından beri Milli Yol Partisi olarak dedik ki Türkiye'nin ilacı süreli siyasettir. Anlamıyorlar ki. Gelen bir dönem, biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanı 3 dönem kuralı getirdi. Geçen baktım, yayınladıkları genelgede 3 kuralı gerek yok, herkes başvurabilir diyor. Bitmiş. Yani sıradanlaşıyorlar. Milli Yol Partisi 4+4 siyasette olmazsa olmaz anayasal hüküm olarak milletin hayatına sokacaktır. Süreli siyaseti. Süresiz siyaset neyi getiriyor biliyor musunuz? Ne kadar başarılı olursanız olun, ne kadar kıymetli veya donanımlı olursanız olun, keyfiliği getiriyor. Otoriteyi getiriyor. Tekliği getiriyor. Ve zengin sınıf oluşmasına yol açıyor. Uzun süreli siyaseten iktidarda olmuş partilere bakın. İktidara bakın. Mutlak anlamda herkes kendi zengin sınıfını oluşturmuş. Milleti zengin etmek yerine partilisini, sağını, solunu zengin etme yolunu seçmiş. Bunun 63'ten sonra Demirel'de görürsünüz, 80'lerde Özal'da görürsünüz, 2002'de Tayyip Bey'de görürsünüz. Herkes sosyal tabaka olarak farklılar ama aynı halle zengin bir sınıf oluşturuyorlar. Böyle.
Onun için süreli siyaset gelecek, adalet gelecek, liyakat gelecek. Bu keyfile son vereceğiz Allah'ın izniyle. Son vermek zorundayız. Son vermezsek ne olur? Oğlum bina okur, döner döner yine okur değerli arkadaşlar. İkincisi, bu sistem riyakarlığı dayatıyor. Gerek Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi, gerek Türk siyaset kurumu ve siyasi anlayış riyakarlığı gerektiriyor. Çünkü yukarıya doğru yükselme, milletvekili olma veya genel başkan yardımcısı olma veya işte belediye başkanı olmak için lidere yer almak birinci şarttır. Liderin karşısına bizim Kahramanmaraş'ın tabiriyle dombalak atacağım. Atarsan gelecek güzel olur. Söylediğin doğru söz, hakikat söz, ortaya koyduğun hakikatlerin hiçbir karşılığı yoktur bu sistemde. Yoktur. İki yüzlü olacaksın. İnanmadığın halde inanmış gözükeceksin. Kendine güvenmediğin halde güveniyor gözükeceksin. Böyle yaparsan gelecek var. Yapmazsan kapı dışarısın. 7 köyden değil, 12 köyden de kovulursun. Bu sistem seni kovdurur. Onun için hem Cumhurbaşkanı yönetim sisteminde adam ne yapmış? Yürütmeyi halka seçtiriyor. Cumhurbaşkanlığı yani yürütmenin başını kim seçiyor? Kim seçiyor? Halk seçiyor. Yönetimde istikrar oluyor mu? Oluyor. Yani hiçbir parlamento denetimine tabi olmadan 4 yıl, 5 yıl neyse ülkeyi yönetiyorsun. Peki yönetimde istikrar var. Barajın neyin nesi? %7 barajın neyin nesi? Kenan Evren, darbeci Kenan Evren %10 barajı niye getirdi biliyor musunuz? Güya koalisyonlar olmasın, hükümet kurulamıyor, hükümet derhal kurulsun diye. E şimdi koalisyonları daha parlamentoya girmeden önce kuruyorlar. Herkes kuruyor. İttifakların adı ne? Koalisyon. Eskinin koalisyonu. Kimin bakan olacağını, kimin başbakan olacağını veya cumhurbaşkanı olacağını, yürütmenin başı olacağını veya yardımcı olacağını şimdiden herkes açık aleni bir şekilde açıklıyor. Değişen ne oldu? Hiçbir şey. E %7 barajın neyin nesi? Niye %7 barajı? Korkulardan. %7 barajını bu ülkede tenkit etmemiş hiç kimse kalmamış. Rahmetli Erbakan muhalefetteyken %10 barajı zulüm dedi. Özal sonrasındaki seçimlerde baktı ki zayıflıyor, %10 barajı kötülük dedi. Sonrasında Tayyip Bey Refah Partisi'ndeyken %10 barajı bu milletin önüne konmuş bilmem nedir diye tarif etti. Yani muhalefetteyken %10 barajı zalim, zulüm oluyor. İktidar olunca halim oluyor. Ne ilginç değil mi? Riyakar. Türkiye'de siyaset riyakarlıktır. Türkiye'de cari olan siyaset menfaatçiliktir. Bir daha söylüyorum halk duysun. Bu siyasetle adını sanı ne olursa olsun bu sistemle vardığınız yer gerçekten Türk milletin refahı, Türk milletin felahı değildir. Nedir? Bir grubun mutluluğudur. Bu riyakar sistemi ortadan kaldırmak milli yolun görevidir. Bir şey değişecek, her şey değişecek dediğimiz bu sistem, topyekun bu sistemdi. Yoksa sadece Cumhurbaşkanı sisteminden kastetmiyoruz. Bu sistem değişecek, her şey değişecek Allah'ın izniyle. Bu riyakar sisteme de artık son vermek bizim boynumuzun borcu değerli arkadaşlar. Buradan 14 Mayıs'a giderken bütün partilere sesleniyoruz. Yüksek sesle söylüyorum. Sesimi de biraz yükselttim de belki kulaklarını açarlar da dinlerler. Kaldırın kafanızı siyasi partiler, milletin parasıyla siyaset yapanlara sesleniyorum. Hazineden para alıp millete caka satanlara sesleniyorum. Bari bu seçimde azıcık yüreğiniz varsa, azıcık insanlığınız varsa, azıcık vicdanınız varsa milletin parasıyla siyaset yapmak yerine milletin parasını millete geri verin. Depremzedelere verin. Aldığınız milyarları, milyonları bayrak yapmayın. Bayrak asıp bu acılı milleti biraz daha hüzne boğmayın.
araba dolaştırıp bangır bangır bağırmayın. Zaten eşit şartlarda yarışmıyor hiçbir şey. Gücü olan alıyor götürüyor. Sokaklara hakim oluyor. Sese hakim oluyor. Otobüse hakim oluyor. Televizyona hakim oluyor. Güçsüzler orada bile zor. Gücü olmayanlar. Haklı olduğun halde, manen güçlü olduğun halde tutuyorsun bu sistemdeki, bu riyakar sistemde geride kalıyorsun. Onun için bir daha söylüyorum. Milletin hazinesinden aldığınız paraları depremzedelere verin. Vermezseniz 200'lüsünüz. Gidersiniz fakir fukara orada zor şartlarda çadırlarda yaşayan kardeşlerime kravatlı mravatlı bilmem neli zonturlu laflar söylersiniz. Acıyı paylaştığınızı söylersiniz. Bir saat, iki saat turistik geziden sonra evinize dönersiniz. Milletin parasıyla da hayata devam edersiniz. Bu riyakarlığı, bu üçkağıtçılığa son vermek zorundayız. Vermezsek vallahi halimiz değişmez. Ve başka yollar da yok. Artık yeter. Biz milli yol olarak değerli arkadaşlar, demin de ifade ettiğim gibi sistemi değiştireceğiz. Her şeyi değiştireceğiz Allah'ın izniyle. Yıllar yılı bu ülke, daha önce de söylüyorum, belki de dünya üzerinde borç bakanlığı kurmuş tek milletiz. O günkü şartlarda bu durum izah edilebilir. Neden? Osmanlı'ya saldırmış bütün dünya, Balkanlarda savaşıyorsunuz, Yemen'de savaşıyorsunuz, Kuzey'de savaşıyorsunuz, birçok yerde savaşıyorsunuz. Ve askerlik yaşı 13-14'e inmiş. Hatta 12'ye inmiş. Dedem 12 yıl Yemen'de 3 yılda esir kalmış orada İngilizlere. Sonra kaçmış. Kahramanmaraş'a geldi de kolun biri yoktu. Ben hayal meyal hatırlıyorum. Böyle bir neslin mücadelesinde millet zor duruma düşmüş. Dışarıdan borç almak durumunda kalmış. Borç bakanlığı kurmuş. Çünkü aldığım borcun da bir yönetimi olmuş. Artık o hastalık orada bir mecburiyet belki vardı. Şimdi mecburiyet olmadığı halde borç bakanlığı kursan borçları yönetemezsin. O kadar borçluyuz ki, dışarıya o kadar borçluyuz ki, hem de çeşit çeşit borçlarımız var. Güney Kore'den Amerika'ya, Amerika'dan Almanlara, Almanlardan bilmem nereye kadar bizim rengarenk bir borç sarmalımız var. Borçla ülkeyi büyütemezsin. Harcayarak büyüyen tek ülke biziz. Üretmeden, harcadığı halde. Harcamayla büyüme olur mu ya? Borçlanarak insan büyür mü? Şişkinlik olur. Gerçek büyüme olmaz. Sağlıksız bir büyüme olur. Yani paran yok, durmadan harca. Nereden alacaksın? Gideceksin efendilerinden borç alacaksın. Bankadan borç alacaksın. Komşudan borç alacaksın. Durmadan borçlanacaksın. Adına da büyüme diyorlar. Ya gidin Allah aşkına ya. Milleti kandırmayın ya. 5 yıl, 5 gün, 10 gün neyse daha fazla ülke yönetiminde kalacağım diye gerçekleri milletle niye paylaşmıyorsunuz? Bu işin formülü şu. Ne kadar adalet, ne kadar özgürlük, ne kadar üretim, o kadar büyüme, o kadar mutluluk, o kadar refah. Bu kadar. Öyle çok herkesin bilmediği veya sihirli bir formül yok. Hadisenin özü de bu, sözü de bu. Değerli kardeşlerim, yarın bir gün birçok insanla bugüne kadar görüştük. Yaklaşan seçimlerden önce farklı görüşe sahip partilerle, farklı hemen hemen benzeşen bazı kimi partilerle birlikte yol yürümenin, milli yolun önderliğinde, milli yolun cumhurbaşkanı adaylığı etrafında, milli yolun işte kuracağı o muhkem yapının içerisinde yer almaları için, beraber yürümek için birçok partiyle görüştük. Her partide ifade ettiğimiz gibi kırmızı çizgimiz nedir? Milli yolun kırmızı çizgisi nedir değerli arkadaşlar? Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasıdır. Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasını örten zihniyetle Milli Yol Partisi'nin bir arada durma şansı yoktur. Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasını kapattıran 14 yıldır davayı bir türlü açmayan zihniyet, açmayan güç,
açmayan odaklar ne yaptıklarını veya amaçlar ne olduklarını bilmekteyiz. Bizimle yol yürümek isteyen, bizimle şu veya bu şekilde görünmek isteyenlerin bilmesi gereken bir şey var. Muhsin Yazıcıoğlu davası bilmemiş ve davanın takipçisi olmamış hiç kimseyle beraber olamayız. Çok netiz. Suikast davasının şu anda tek siyasi takipçisi, gönüllü takipçisi Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşları Milli Yol Partililerdir. Biz bu davanın dün takipçisi olduk, bugün takipçisi olmaya devam edeceğiz. Siyasetten veya siyasi beklentilerimizin temelini bu anlayış oluşturacaktır. Hiçbir zaman Milli Yol Partisi yarına ait günlük alışverişin, günlük işlerin içerisinde olmayacaktır. Yüce hedeflerimiz, ideallerimiz dünyayı adaletle yönetme, Türkiye'yi adaletle buluşturma hayallerimiz ve ideallerimiz var, davamız var Allah'ın izniyle. Değerli arkadaşlar, Türk siyasetinde gerçekten çok önemsediğimiz, zaman zaman ortaya çıkan helalleşme talepleri var. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bunu başlattığında, yani dönüp dünlerle ilgili yüzleşme isteğini toplumla paylaştığında gerçekten çok büyük bir sevinç ve takdirle karşılamıştık. Siyasiler yaptıklarıyla kalırlar. Yaptıkları yanlışları, kötülükleri veya aksaklıklarla ilgili yüzleşme gereği duymazlar. Herkes yaptığının yanında kar kaldığı bir sistemde yaşar. Hiçbir zaman dönüp ben burada hata yaptım, ey millet, şurada hata yaptım, sizinle şu veya bu şekilde yüzleşmek istiyorum diyen siyasi anlayış yoktur. Bunu başlattığı gün Sayın Kılıçdaroğlu'na çok büyük bir, yani gerçekten helal olsun, iyi yapıyor. Çünkü dünkü CHP ile yüzleşiyor, yaptıklarıyla yüzleşiyor, milletle barışmak istiyor demiştim. Ama keşke sonunu getirebilseydi, orada kaldı, onu devam ettiremedi. Aynı şeyi bugünlerde ve geçmişte Sayın Tayyip Erdoğan yapıyor. Nasıl yapıyor? FETÖ 15 Temmuz darbesi olduktan sonra döndü. Normal millete, ben dedi aldanmışım. Önce Allah'tan sonra milletten af diliyorum dedi. Şimdi bunun birey olarak anlaşılır tarafı var. Sen tutarsın kul hakkı anlamında Ali'yle, Veli'yle, Deli'yle helalleşebilirsin. Ama ülke yönetenlerin helalleşmesi böyle olmaz. Ülke yönetenlerin helalleşmesi yaptıkları yanlıştan sonra, millet 40 bin kişi öldükten sonra, 15 Temmuz'da darbe, Amerikancı darbe kafamızda boza pişirirken istifa etmesini bileceksin. İstifa etmeden hiçbir şey olmamış gibi sadece milletten af dileyerek, aman dileyerek hayatına devam eden anlayışların oluşturduğu bir güzellik olamaz. En nihayetinde depremde geç kaldıklarını, depremde yanlış ve aksaklıkların olduğundan ötürü Adıyaman halkını önceleyerek depremzedelerden ve milletten helallik diledi. Ya bu nasıl helallikmiş bu? Senin helallik dilen bitmiyor ki. Yaptığın yanlışın bir tanesi, iki tanesi, üç tanesi yok ki. Millet nasıl sana hakkını helal etsin? Sebep ne? Millet ölmüş, millet. Her evde bir acı var. Koşmuşsun Antep'e, koşmuşsun Maraş'a, Hatay'a, kürsüler kurmuşsun. Milyonlara böyle mal bağışlar gibi imarafı bağışlamışsın. Sırf niye? Oy almak için. Size müjde getirdim, müjde getirdim. Ey halkım, ey Kahramanmaraşlar, ey Hataylılar. Ne getirdin? İmarafı getirdim. İmarafı ne? Evet. Sahtekarlıklara ruhsat vermek. Gece kondulara ruhsat vermek, kendi mezarımız olacak evlere ruhsat vermek. Bunları yapmış, bunlarla övünmüş. Bundan dolayı helallik dilek mi olur yoksa istifa mı olur? Medeni ülkelerde, hukukun üstün olduğu ülkelerde, bireyin olduğu ülkelerde istifa olur. Bizim gibi masal ülkelerinde belki helallikle işi geçiştirir işte böyle. Buna son vereceğiz. Kim ne yaparsa yapsın. Nasıl ki doğrunun iyiliğin karşısı var, karşılığı var. Kötülüğün ve yanlış yönetimin de karşılığı olacaktır.
Hesap verebilir bir Türkiye inşa edeceğiz. Hesap veren bir Türkiye inşa edeceğiz. Millete hesabını veren siyasetçilerin olduğu, süreli siyasetin hakim olduğu, adaletin hakim olduğu bir Türkiye inşa edeceğiz. Bakanım hırsızlık yapar, sadece işine son vermeyeceğiz. Mahkemenin önüne koyacağız. Evine göndermeyeceğiz. Ticaret bakanım bakan sıfatıyla milletin malını çalarken hadi git evine demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Git hesap ver, hesap. Hesap ver diyeceğiz. İsterse babamızın oğlu olsun. Veda hutbesinde olduğu gibi. Böyle yaparsak ülke gelecek kazanır. Böyle yaparsak geleceğimiz aydınlanır. Böyle yaparsak Türkiye büyür, millet huzurlu olur. Yapamazsak ne olur? İşte dün neyse yarın da olur. Sadece isimler değişir, cisimler değişir. Hiçbir şey değişmez değerli arkadaşlar. Evet, saygıdeğer dava arkadaşlarım, Yüce Türk Milleti. Dün başında bahsettim. Ne yazık ki çadırları kurarken bile doğru kuramadığımız için 14 tane canımız gitti. 15 canımız gitti. Onlara bir daha burada huzurlarınızda Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sağlık diliyorum. Onlar yaşadığı şartları çok iyi biliyorum. Depremde 13-14 gün boyunca depremde iç içe yaşayan kardeşlerimle beraber yaşadık. Onların yaşadığı yerde yaşadık. Çünkü hepsi akrabamızdı, hepsi kardeşimizdi, hepsi sülalemizdi, hepsi şehirlimizdi, hepsi Türk milletiydi. Dolayısıyla şu anda yaşadıkları o acıyı biliyorum. Çadırda yaşamak zor. Selim vurduğu çadırda yaşamak daha zor. Çamura belenmiş insanlar, çamur içerisindeki çadırlar, bunların hepsini acı şurada hissediyorum. İnşallah ders alarak millet bize yetki verirse asla ve asla milleti aldatmayacağımıza, milleti gerçeklerle buluşturacağımıza ve milleti hesap vereceğimize, sistemi bu şekilde kuracağımıza söz veriyoruz. Yarın saat 11'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partimizi ziyaret edecektir. Bunu buradan duyurmuş olayım. Kendileri bu ziyareti ziyarette bulunacaklar. Biz kendilerini dinleyeceğiz. Türkiye'nin geleceği için, milletimizin istikbali için, gençlerimizin umudu için milli yol yapması gerekeni bilmektedir ve onu yapacaktır Allah'ın izniyle. Bütün partilerin birbirleriyle görüşmesi demokrasinin zenginliğidir. Bu ülkenin güzelliğidir. Herkes herkese konuşmalıdır. Şiddete başvurmayanlar hariç. Bölücü olanları hariç tutuyorum. Şiddeti araç kılanları hariç tutuyorum. Kavgacıları hariç tutuyorum. Hainleri ayrı tutarak söylüyorum. Bu ülkede yaşayan, bu ülkenin hayrını isteyen, birliğini, diriliğini isteyen herkes birbirleriyle millet için görüşmelidir. Kendisi için değil. Milletin istikbali, milletin mutluluğu için görüşmelidir. Kendi partilerin geleceği için değil, kendi bireylerin geleceği için değil. İnşallah bu anlamda da Milli Yol bir örneklik teşkil edecektir. Son sözüm, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda ki bir çarpıklığı dile getirerek geçen gün dernekleri bizi ziyaret etti. Bunu dile getirmek bir vicdan borcu. Şu anda uygulamalardan ötürü müdürlerin, yani şu an EYT'yi düz gece gündüz çalışıp EYT'nin kazanılmış hakların iadesiyle ilgili çalışanların bir hükümetten ve kamuoyundan ricası var. Yanında çalışan temizlik işçisi, güvenlik işçisinden daha az maaş alan müdürler, yöneticiler var. Bu çarpıklığı 666 sayılı yasa ve kanun hükmünde kararnameyle o geçmişte kazanılmış hakların yok edildiğini ifade ediyorlar, haklılar. Yanında çalıştıkları, çalıştırdıkları güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisinden daha az maaş alan şube müdürleri var, müdürler var. Bu çarpıklığında derhal giderilmesi bir adaletin ve vicdanın gereğidir. İnşallah bu konuda bir düzenleme yapılır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. Rabbim milletin kazandığı bir seçimi bize yaşatsın. Rabbim fakir fukaranın mutlu olacağı bir seçimi bize yaşatsın. Rabbim adaletin hakim olduğu bir Türkiye'nin yolunu açsın. Amin. Bütün dileğim bu. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.